Hayatımda mesela sabah kalktığımda sırf bunun için mutsuz olarak kalkıyordum. Yemek yemem lazım ya diye. Şimdi de yememem lazım diye. Nes çok yetenekli. Dünyayı bilmem ama Türkiye'nin en iyi voleybolcusu olacak falan demiş. Annem de ha hocam ha gördüm demiş. Neslihan Neslihan olursun feslen diyordu bana. Hayır götüremezsen bu uyur gezer dedi. Geçen dedi babaannesine gitti dedi. Neslihan serviste hadi Neslihan bir ey. Peki ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşamış büyük bir yıldız müthiş bir servis atıyor. Değerli spor severler Sokrates'e hoş geldiniz. Algida Nagır'ın katkılarıyla hatıra defterinde yeni sezonda çok değerli bir isimle birlikte olacağız. Kendisini zaten ...çok yakından tanıyorsunuz. Voleybol ülkesinde birlikteyiz kendisiyle. Türk sporunun efsane ismi, Türk voleybolunun efsane ismi... ...Neslihan Demir'le onun hayatını, başarılarını, kariyerini konuşacağız. Katkıları için Algida Nagra bir kez daha teşekkür ediyoruz. Nesli Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle e, uzun bir süredir beraberiz zaten. Evet. Ara ara e, voleybol ülkesinde de anılarını konuşuyoruz. E, izleyenlerimiz de çok seviyorlar e, çünkü bir kitap gibisin. E, <laughs> daha fazla daha derinden e, senin hayatını konuşmak istedik ve işte buradayız. En başa dönelim istiyorsan 1983'te Eskişehir'de dünyaya geldin. Memur bir ailenin tek çocuğu olarak aslında ilk başta farklı sporları da deneyimliyorsun. Evet. E, basketbolu çok fazla sevmemişsin temas olduğu için. Atletizmi de denemişsin. Evet denedim ama yani o da çok ne bileyim amaçsız geldi. Yani böyle hani o fareler dönüyor ya. <laughs> onun gibi <laughs> hamsterlar dönüyor ya, onun gibi geldi. Yani sürekli koşuyorsun 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 ve bitmiyor o yani. Ölene kadar koşuyorsun insanın başı dönüyor artık dedim yeter ben oradan çıkıştan eve kadar koştum ki hala da nefret ederim koşmaktan. Hiç sevmem. O yüzden voleybol oynadım galiba durarak. <laughs> sakin sakin. Toplu sporlar daha güzel değil mi? Yani bir amaç var. E aynen öyle. Yani bir de bireysel sporlar bence çok yalnız ya. Yani nasıl diyeyim? Ha. Takım sporu daha kalabalık ya. Hı hı. E, suçu atabileceğin insanlar var. Bireysel sporda teksin ve tek suçlu sensin ya. <laughs> o yüzden o spor takım sporları daha iyi. Bu gerçekten o zaman çocukken yani aklına geldi mi yani hani bireysel spor, takım sporu ayrımı? Farkındalık var mıydı Yok o zaman? Yok ya hiç öyle. Ya hiç. ben tamamen zır cahil yola çıkıp <laughs> yolda it ite kaka düşe kalka ilerlemiş biriyim yani. Hı -hı. Hani benim öyle voleybolun bir spor olduğundan böyle bir sporun varlığından açıkçası yani bizim evde bir tek futbol izlenirdi. E, basketbol işte bir gittiğim için birazcık hani 5. sınıfta e, bizim o zamanlar ilkokul 5 seneydi. <laughs> Bizde de öyle evet. canım yani. <laughs> Boyum hep uzundu. Hı hı. Yani hep e, oldum olası böyle sopa gibi bir şeydim. Yani şimdi gibi toplu değildim yani. <laughs> yani Yok şey fasulye sırığı diyorlardı yani. Safinaz diyorlardı. Hani bir de çok zayıftım. Yani hiç yemek ağzıma yemek sürmüyordum ki ben bunları da hatırlıyorum yani. Benim için sabah Uyanmak problem değil ama nasıl yemek yiyeceğim şimdi? Kahvaltı ettirecek annem. Nasıl yiyeceğim? yani Hayatımda mesela sabah kalktığımda sırf bunun için mutsuz olarak kalkıyordum. Yemek yemem lazım ya diye. Şimdi de yememem lazım diye <laughs> dolaşıyorum yani. Beden eğitimi öğretmenin seni voleybola yönlendiriyor. O nasıl gelişti? Ee, şöyle ben zaten galiba atletizmden yeni kaçmıştım. Ee, ve onu da okuldaki başka bir beden eğitimi öğretmeni yönlendirmişti beni atletizme seni üç adım yapacağız falan filan diye. Ee, ben tabii kaçınca e, hoca beni arıyor ben okulda da kaçıyordum yani hocaya gözükmemek için teneffüse falan çıkmıyordum. Çünkü peşimden koşuyordu yani neredesin sen niye gelmiyorsun falan diye. Gene bir gün sınıfta oturuyoruz böyle kapı çaldı alacaklı gibi. Bekir Hoca, Bekir Sütçü dedim eyvah beni almaya geldiler. İşte o, öbür hocamın ismini unuttum. O hocaya teslim edecek herhalde beni. Sonunda hani dersi basıp beni alacaklar diye düşündüm. Yanında da daha böyle uzunca boylu birisi var. O da sonradan Kazım Tokat ilk antrenörlerimden biri. Kız çocukları dedi ayağa kalksın dedi. Biz kalktık böyle. E, voleybol seçmesi yapıyoruz biz dedi. Ben şimdi voleybol duyunca birazcık da parmak ucuma kalktım. E, zaten uzunum. <laughs> Dediler de. ki işte sen 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 işte pazartesi günü DSE Ben Spor'un tesisleri var. Hı hı. Oraya geliyorsunuz. İşte biz e, takımla e, sizi çalıştıracağız. Hem okul takımı hem de de şey yapacaksınız. Tamam dedim. İşte annemlere söyledim. Yani e, şöyleydi yani bizim oturduğumuz ev Cadde arka sokakta spor salonuydu. Çok yakındı yani yürüyerek gidip gelebildiğim bir yerdi. Annemler de iyi madem git dedi. Hani yakın zaten şurası. İyi tamam gidersin gelirsin işte dedi. Ee, bir de biraz da maymun iştahlı olduğum için çok güvende vermiyordum hani aileye bu kadar sebat edebileceğim <laughs> nasılsa iki ay sonra sıkılır bırakır diye tam ona geleceğim aslında şimdi annen izin veriyor ama daha sonrasında sen ben 14 yaşındayken işte ee... İstanbul'a gideceğim dediğin zaman da bu sefer eyvah ne yaptık biz mi dedi acaba? <laughs> ya muhtemelen çünkü annemin e, oradaki motivasyonu benim yemek yememdi. Hmm. Tamamen. Yani hani hala öyle mesela öyle annem. Mi? Annemin sadece benimle ilgili motivasyonu <laughs> yemeğini yedin mi? O herhalde ona ona da travma oldu. Yani çocukluktan beri hiç yemeyen bir çocuk. Voleybola gitmeye başladıktan sonra işte antrenörler beslenmeyle ilgili de birkaç tavsiye veriyordu. İşte makarna yemenizle lazım tavuk yemeniz lazım maçlardan önce şunu ben de gidip bunu anneme söyleyince ay yumurta yecan var Rabbim çocuğum benden 15 yaşına geldi ilk defa yemek istiyor falan diye annem ondan sonra böyle büyük bir destek. Olmaya başladı yemek yiyorum diye. Sonrasında da işte o İstanbul hikayesinden önce zaten sürekli antrenörlerim çağırıyordu annemle babamı babama hani annenle babanla bir görüşelim bir görüşelim görüşelim. Bizimkiler pek oralı olmuyordu. İşte annem bir gün ya benim ısrarlarıma ya antrenörün ısrarlarına dayanamadan bir maça geldi diye hatırlıyorum. Sonrasında da ben maçtan sonra beni alıp eve gideceğiz. Ee, Antrenör kapının dışında bekliyor soyma odasını. Annem de orada bekliyor. Şimdi ben dedim ki annemi tabii Şahin abi tanıyamaz yani. Ben kapıyı açtım. Anne dedim çat kapattım. Dedim onlar orada tepişsinler artık ne oluyorsa olsun. <laughs> <laughs> diye. Orada da işte Şahin abiyle görüştüklerinde yani Nes çok yetenekli. Dünyayı bilmem ama Türkiye'nin en iyi voleybolcusu olacak e, falan demiş. Annem de ha hocam ha gördüm demiş. Hani topları yer çekimi Allah'tan var ki düşüyor yani o kadar <laughs> ağır bir şekilde bu yani hiç zannetmiyorum. Hayır işte siz bana güvenin güvenin. Ondan sonrasında zaten onundan bir sene sonra da bu İstanbul'a gitme olayı işte annemin ağlamaları, zırlamaları, olmazlar, gidemezsinler, gidersen iki ay sonra dönersinler. Diğer işte Galatasaray takımlarından başka takımlardan da teklif vardı. Hı hı. Artık annem eskiden hani bu çevirmeli telefonlar vardı ya. Tabii tırırır. tabii onu Onun kulağına yaslıyor. Annem ütü yapıyor. Diğer takımlarla konuşuyor. Yok biz göndermeyeceğiz zaten diye. Ben öyle bir sahne hatırlıyorum. Hani ütü masasının telefonun yanına koymuş. Çünkü o kadar ısrar ediyorlar ki işte o zaman Ezercibaşı da vardı galiba. Ezercibaşı Galatasaray yaşıyor. Annem kulağına koymuş. Hem ütü yapıyor hem de insanları şey yapıyor. Rencide ediyor. Biz göndermeyeceğiz. Kızım bir tane kızım var. Siz kimsiniz ki falan diye sürekli. <laughs> Sabahtan akşama kadar insanlarla konuşuyordu. En sonunda bana bir herhalde bir olgunluk geldi. Dedim ki ya tamam hani yapamayacağım belki de. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben de bunu yani olabilir böyle bir ihtimal de var. E peki ben iki ay sonra dönmek istediğimde beni ev almayacak mısınız dedim. Ya yani siz dedim niye bunu tecrübe etmemi benden e, alıyorsunuz yani dedim. Bu şansı benden neden alıyorsunuz falan filan. Ondan sonra zaten annem ikna oldu hemen. Evet dedi doğru söylüyorsun. Hem babam da zaten hani e, her şeyin aslında göbeğinde olan babamdır. Annem etrafını süsler. Hı -hı. Babamı hani göbeğine koyduğumuz için o o da hemen ikna oldu. Öyle bir İstanbul macerası başladı. Bu e, Türkiye'nin en yetenekli voleybolcusu, en iyi voleybolcusu olacak. Diyen hoca. Şahin Çatma. Tamam çok çok iyi, çok yetenekli olduğunu zaten hı hı. E, erken yaşta herkes anlamış ama yine de o yaştaki bir çocuk için böyle bir şey demesi hakikaten önemli yani. Ben de, de Bilmiyorum valla ben de ya ben o zamanki zamanlarımda aslında oyunculuk şeyimi çok iyi hatırlamıyorum ama şöyle bir şey var hani gösterilen bir şeyi hı hı. bana anlatmaktan çok aslında. Göstersen daha iyi anlıyorum. E, voleybolda hani gösterilerek Oynanan bir spor ya o tekniği hızlı kaptığım için belki de öyle düşündüm. Hı hı. Ee, hani kötü de bir tekniğim yoktu iyi bir tekniğim vardı. Zaten pasör olarak başlamıştım. Yani uzun boylu solak pasör o zaman inanılmaz modaydı. İnanılmaz uzun boy solaksan ve hemen pasör yapıyorlardı seni. Ama baktılar... Sımaç daha iyi vuruyor. <laughs> bir anda pasör çaprazına döndüm. Neden yeşil Yeşilyurt'u tercih ettin? E, çünkü çünkü işte, so söyledin evet. ya bir sürü takımdan teklif vardı. Şahin abi e, ve iki tane daha arkadaşım. Üçümüz biz böyle paket olarak gittik aslında hı. oraya. Hı hı. E, ben hani tek başıma bir yere gitmektense hani o e, sürüden ayrılmamak e, şeyi. Bir de hani başımızda da antrenörümüz kalacaktı bizimle birlikte. Ben hiç daha önce tek başıma Bırak seyahat etmeyi hani şey bile yapmadım tabii ki de. hani bu eskişehir zamanlarında o deplasmanlarımız vardı meşhur uyur gezerliklerim falan. Aha evet onu soracağım <laughs> birazdan. Ee, o uyur gezerlik hikayesi onu aslında yeri gelmişken de anlatabilirsiniz. İlk böyle deplasmana gideceğim zaman e, DSI de oynuyorum Türkiye şampiyonası benden büyüklerle gidiyordum yani genç milli takımda onlar galiba. Benden 3-4 yaş büyük ablalarla hani hmm. gidiyordum. Şahin abi çok ısrar etti götüreceğim götüreceğim. Annem gene olmaz dedi. E bunu hayır götüremezsen bu uyur gezer dedi. Bu alır başına gider dedi. E geçen dedi babaannesine gitti dedi. Öbür gün bilmem nereye gitti dedi. Yani bu dedi göndermem dedi her yere. Bütün maçlara gitsin gelsin dedi ama dedi deplasmanda falan dedi bu yapamaz dedi. Uyur gezer. Ben dedi o zaman dedi bütün ablalarının olduğu odaya koyacağım onu dedi ve yani en dibe asla hareket edemeyeceği yeri onlar sıkıştıracaklar onu dedi. Yapmadım yani uyur gezerlik. Herhalde ben de kendimi şartladım, şartladım. mı? Belki de ev şartları daha bana rahat geldiği için rahat rahat gezinemiyorum. Şimdi orada da herhalde kendimi şartladım uyur gezerlik yapmadan sağ salim dönmüştüm. Annenle dalaştın, ikna ettin bir şekilde ve sonuçta yeşil yurdun kapısının içinden girdin. E şöyle işte İstanbul'a ilk geldi tabii büyük şehir. Hiç daha önce de gelmemiştim İstanbul'a. Çok değişik gelmişti ve kaldığımız de yani Yeşilyurt ve Yeşilyurt Kulübü'nün içinde kalıyoruz böyle. Hani o kadar güzel ki levider ya tabii. işte yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda ama kendini idare etmeyi 14 yaşında bilmiyorsun ki. Yani ben o ana kadar çamaşırların sihirli bir şekilde benim dolabımda belirdiğini zannediyordum veya yediğim veya içtiğim bir şeyin Tertemiz tekrar dolapta varoluşunu izliyordum falan gibi, öyle bir şeydeydim. Evet. Ee, ama annem yine tabii ki de gerçekten annem ve babam ikisi beraber her hafta geldiler, her hafta geldiler. Beni böyle artık derleyip toplayıp haftaya görüşürüz deyip o, o dönem babam çalışıyordu, annem daha sık geliyordu, emekli olmuştu. Ondan sonra işte öyle bir yeşurt macerası başladı. Adnan abi e, serüvenimiz başladı işte Yıldız takım, genç takım, A takım sonra zaten gidiyor. Evet, 16 yaşında milli takıma, Yıldız evet. milli takımına çağrıldın. Daha sonrasında tabii Adnan Kıstak seni davet ediyor kampa ama sonrasında seni kamptan uzaklaştırıyor. 14 yaşındaydım işte ilk geldiğim zaman da o. Hı hı. Bir o kış geldik, o kışın yazına. Milli takım sezonu vardı işte. Yıldız Milli Takımı'nda kampı vardı Kıbrıs'ta. Adnan abi beni de çağırdı kampı ama aslında hani beni böyle bir ortam göreyim diye çağırdı herhalde. <laughs> Çünkü antrenmanlarda falan da benden çok şikayetçiydi. Çok uyusun, çok uyusun, çok uyusun falan diye. Gittik. Üç 4 gün sonra yine... Adnan abi de topla çantanı dedi uyuz dedi senden hiçbir şey olmaz dedi. <laughs> Beni yine <gene> gönderdi. <laughs> ben tabii çok üzüldüm ne oluyor ya falan hani böyle sudan çıkmış balık gibiyim. Ee, sonrasında ama işte oturup konuştuğumuzda şey yaptığımızda abi dedim yani yapmak istiyorum ben bunu sadece yüzüm gösteremiyor bunu. Vallahi içimden geliyor yapmak <laughs> şeklinde. Öyle o arayı bulmuştuk ama o biraz böyle bana bir kırbaç gibi bir şey olmuştu. O hani, dönüm noktası evet, mı o, aslında gerçekten... o Belki de bilerek yaptı onu. Başka evet. türlü ben bunu hani bir sallaması lazımdı Hı -hı. beni. Böyle azıcık asi bir tarafım vardı. Adnan abi ceza vermeyi çok severdi. Yani antrenmanda bir dirili yapıyoruz mesela. Dirili anlatıyor. Anlattıktan sonra bizim hemen anlayıp yapmamızı bekliyor. Yapamadığın anda koşmaya başlıyorsun. Koş diyor. Ben dur diyene kadar koşacaksın diyor. En son gene böyle ben gene dirilim başındayım. Anlamamışım yani. insan bir şans daha verir. Hani koş dedi. Dedim koşmuyorum Adnan abi. Sen dedim bana dedim ne de şey vermiyorsun. ya Ben dedim bunu yapamadıktan sonra sabah kadar koşsam ne şeyi var ki dedim. Bir taraftan çok sinirleniyor bana. Bir taraftan da hoşuna gidiyor aslında ona böyle bir hafif bir baş kaldırı. Hani sen benim anlamama hiç müsaade etmiyorsun ki ben saatlerce koşsam gene anlamayacağım. Bir daha anlat bana falan diye böyle bir şey yapınca o tatlı sert bir ilişkimiz vardı. Ve Adnan abi zaten hani anlatsak yıllar geçer yani Neslihan Neslihan olursun feslen diyordu bana. <gülüyor> <gülüyor> Necdet Korkmaz sana diyor ki ya Neslihan kızım herkes çok geziyor. Ee, sen niye hiç gezmiyorsun? Niye oraya buraya gitmiyorsun? Sen de şey demişsin. Ben buraya voleybol oynamak için geldim. Gezmek için gelmedim. Öyle beylik laflarım vardır. Öyle mi? Aa, gezmek istemez miyim istiyordum da halim yoktu. <laughs> öyle çok beylik laflarım vardır. Benim o an öyle güzel söylerim ki onu vay falan olurlar. İşte bu Adnan Hoca'ya söylediğin de aslında ona benzer bir şey. Bana beni on yani kere böyle, koştursan. Hayır hani boş atıyorum dolu tutuyorum. <laughs> <laughs> Yıllar sonra bak veciz gibi karşına çıkıyor değil mi? ne güzel. Bak, ne güzel söylemişim <laughs> ne yani. Ne güzel Şu an mi? söylemem mesela bir şey. <laughs> Neslihan Demir gibi olmak diye bir kavram varmış sporcu kızlar arasında. Çok fazla disiplinle alakalı bir şey değil belki ama çok rahat olduğunla alakalı, rahat olduğundan dolayı belki böyle bir şey söyleniyor. O ne zaman başladı böyle bir şey? Ya şöyle söyleyeyim benim hani suratıma baktığınız zaman asla hani yani çok duyarsız bir şeyim aslında ben etrafıma. Hı <laughs> hı. Gerçekten bir insan duyarsız olabilir mi? Evet ben oyum yani. Ben de bir şey bir duygu uyanması için çok derin şeyler yaşanması gerekiyor. Onun dışındaki her şeye çok esneyim böyle. Hı hı. Her şey olabilir ve bu ben de hani düşündüğünüz gibi bir etki yaratmıyor. Ve o yüzden de sahada böyle buz gibi karlar kraliçesi. Yani topu öldürüyorum. Güzel, okey, tamam. Öldüremiyorum yine aynı surat. İşte umursamıyor diyorlar. Yo, umursuyorum ama yani bunun yüzümde size geçmiyor diye. <laughs> Ve o yüzden işte uyuz diyorlardı. Öyle mi? Hani böyle buz gibi ne olursa olsun buz gibi birisi var yani sahada. Ama o çok büyük bir avantaj değil mi maçlarda? Senin sen yapan belki özelliklerden bir tanesi işte o sakin kalabilmen. Evet. Aslında içinde belki fırtınalar koparken... Ya işte, aynı şekilde sakin olabilmen. Şöyle bir şey var Ben de zaten onu yaşım ilerledikçe ona da bir kulp buldum aynı dediğin gibi yani. Şimdi dedim ki sonuçta bana bir takımın liderliği verilmiş. Hı hı. Ben orada suratımı bozarsam veya herhangi bir yanlış bir tepki verirsem takım arkadaşımı etkiler. <gülüyor> <gülüyor> Ve onlara bu güvensizliği vermek istemem tarzı. Ben de ona güzel bir kulp buldum evet. Yine Ve bir Bence oldu. <laughs> bence oldu olmadı mı? <laughs> Yeşilyurt'ta bir tane vakıf bank maçın var. Kadroya girmeye başlıyorsun ve sonrasında neler oluyor? Şöyle e, benim hani gene e, birazcık böyle fasulye'den beni Adnan abi kadroya almıştı. Hani bir A takımı ortamı görsün. Hı -hı. Antrenmanlara girip Hı -hı. çıkıyorduk ama hani A takım antrenmanı görsün, bir A takım molası görsün. E, ne oluyor, ne bitiyor sahanın içinde benim beklentilerim ne, tarzına beni öyle bir kadroya almıştı. Yani bir e, pasör çaprazımız vardı zaten. Onun yedeği vardı. Ben onun da yedeği gibi yani aslında su taşımaya adam arıyorlardı. <laughs> Beni işte kadroya aldılar. Eee pasör çaprazımız sakatlandı. Ondan sonra pasör çaprazımızın yedeği de sakatlandı ve böyle kulüpte bir panik havası var. Yani maça çıkartacak pasör çaprazımız yok. E, arkadaşımın da galiba dirseğinden şey olmuştu. İğne yapalım. İşte iğneyle oynasın falan. O dönemde de hani iğneden mi korkuyordu? Bir şey ben iğne olmam falan filan. Hani bana mecbur kalındı. Öyle mi? Adnan abi dedi ki artık ne yapalım oynatacağız bunu. <laughs> Sonra hani gerçekten inanılmaz bir maç e, çıkarttım ben de. E, 3-2 yendik mi yenildik mi yalan olmasın atmayayım şu an. Ama ben inanılmaz bir maç çıkardım. Herkes şok geçirdi. Nasıl yani falan diye. Ee, sonrasında zaten e, çoğunlukla da Adnan abi beni oynatmaya başladı. Yani Hı -hı. her maçımı mükemmel oynamadım. Ya yani o kadar kötü oynadığım maçlarda vardı ki ama Adnan abi işte bana sonuna kadar o şeyi verdi, o güveni verdi. Sen ne yaparsan ben seni sahada tutacağım. Ama şunlara şunlara dikkat etmen lazım diye. Sonuna kadar o güveni verdi. O güveni alınca da zaten performansınız da bir süre sonra bir istikrara oturuyor. Yeşil yurt'ta İlk yıl onunculuk var. ikinci yılda dördüncülük var. Üçüncü yılında beşincilik var. Sen de performansınla birlikte artık takımın lokomotifi olmaya Burası başlıyorsun yavaş Biraz yavaşlar. böyle pi pilot takım gibiydi aslında bakarsanız. Hı -hı. Bizim genç milli takımın büyük çoğunluğu o takımda Nüvesi. toplanmıştı. Evet Adnan abi de zaten genç milli takım antrenörümüzdü. Hepimiz aslında bir çatı altında toplayarak hem onun gözünün önündeyiz hem de oynama şansı buluyoruz. Çünkü hani... Aslında birçoğumuz farklı kulüplerde, büyük kulüplerde, Eczacı başında olan vardı, evet. ee, Güneş Sigorta'da olan oyuncular vardı. Hepimizi kiral herkesi kiralayıp orada oynama şansı verdi. O güzeldi bizim için yani. Biz hep 12 ay beraberdik sevdiğimiz arkadaşlarımızla. Okul hayatım çok fazla uzun süremedi yani nasıl söyleyebilirim? E, Çoğunlukta antrenmandaydım ve hani üniversite sınavına e, girdiğim zaman ailemin de hani inşallah adını doğru kodlar <laughs> hani öyle bir beklentidelerdi. <laughs> e, hani bırakın soru yapıp şey yapabileceğimizi falan e, ondan sonra ben sınava girdim hatırlıyorum böyle bir e, ilk öğretim okulundaydı. Birinci sınıfların sınıfı, sınavında girdim böyle zaten şeyi kucağıma aldım sırayı çünkü küçük ya onların <laughs> kucağımı aldım işte kodladım başladım yaptım bir de bizim zamanımızda ilk 45 dakika ve son 45 dakika çıkamıyordun galiba öyle bir şey kural vardı üniversite sınavında ben o son 45 dakikaya kalmadan bir an evvel kendimi dışarı atmak istiyorum zaten diyorum ailemin de beklentisi yok hiçbir şey yok ama bir sorular da hoşuma gitti yani sözelciyim çünkü ben çok severim sözeli hmm. belli oluyordur <laughs> çene bas <laughs> Eee sorular da bir hoşuma gitti. Bayağı yaptım hepsini. Sonra üniversitesinde o zaman taban puan 105'ti. 120 ile 4 yıllık mı oluyordu? Öyle hmm. bir şeydi. Onun üstüne işte okul puanı ekleniyordu. Bir şeyler, evet, bir şeyler. başarı puanı falan vardı. Ha, evet öyle. Sonra sınav sonucu bir geldi. Benim İstanbul Üniversitesi Sosyoloji tutmuş. Oo nasıl ya? Yani puan Annem babam mı kaydırdı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya diyoruz siz bana niye güvenliyorsunuz bu kadar ben size ne yaptım? <laughs> Ama dediler ki işte spor akademisi hepiniz spor bizim o genç mi takımı hmm. komple aldılar. hepiniz spor akademisi rahat orada size yardımcı da olurlar şey de olurlar şey yaparsınız abi gittik daha bismillah akademiden içeriye girdik sağlık raporu dediler. Sağlık raporu mu? Ya yani, takım kampından geliyoruz biz. Sağlık raporu almak zorundasınız. Başka türlü Sınava sokamayız sizi. Hadi buyur. Biz oradan koştur koştur yani baya 10-12 kişiyiz burada. Koca takım yani hepimiz aynı yaşlarda olduğumuz için e, koca takım sağlık ocağına gittik. Sağlık ocağında doktor yok. Şimdi rahmetli olduğu için rahat rahat anlatabiliyorum. Babamın e, lakabı doktordur. Öyle mi? Evet. E, Sör veya doktor derler babama tüm arkadaşları. <laughs> Babam dedi ki getirin bana bir dosya kağıdı dedi. Bana doktor derler dedi. Doktor Mustafa Demir spor yapmasında <laughs> sakınca yoktur diye hepimizin şeyini imzaladı. <laughs> hepimizin kağıdını imzaladı ve biz işte yetenek sınavına girdik. Ben kaldım yetenek sınavından. işte geçenler geçti geçemeyenler yani çoğunluk geçti. Yetenek. Böyle tuhaf bir şeydi yani. <laughs> ne yaptırıyorlar ki yetenek sonundan. Ya böyle bir istasyon var oradan atla buradan zıpla. Şey ben en son şeyde takıldım ya. Diyorum ya görsel bir hafızam olduğu Hı -hı. için. Hı -hı. bir bilardo topları var. Onların yuvaları var. Bilardo toplarının numaraları ve renkleri var. Orada da oraya eşleştirmeye çalışıyorsun. İşte adam dedi ki tek elinizle yapacaksınız. Böyle gösterdi, gösterdi. E şimdi benim görsel hafızam öyle olduğu için ben de sağ elle yapmaya çalıştım. Hmm. O kadar vakit kaybettim ki ben sağ çorba içemiyorum. Yani solağım ve çok solağım o zamanlar. Şimdi gene biraz daha kullanabiliyorum sağ de o zaman da hiç kullanamıyordum. Ben böyle e, be, be, be be derken <laughs> bayağı eğlendim. Sosyoloji okumak ister miydin? Ay isterdim. Çok en sevdiğim konulardan biri aslında. Ciddi misin? Evet. Ya? Ben benden de iyi olurdu bence kesinlikle, yok. Kesinlikle, kesinlikle. Sokağın nabzını tutardım. <gülüyor> <gülüyor> 99 depreminden sonra katıldığınız bir turnuva var Portekiz'de. Evet. Ee, o zaman diyorlar ki size e, ya çok önemli ülke için işte dolduruyor galiba e, antrenörlerde. Bir baskı hissettiniz mi? Turnuvayı 12 takım arasında 12. olarak bitiriyorsunuz. Yani bir şeydi çünkü 99 depreminde şu an artık orada öyle bir yer yok ama cem oteller vardı. Ataköy'de. Hmm. Tam aslında yani depremin göbeğinin hmm. olduğu yerde biz orada kamptaydık. Bizimle birlikte birkaç yabancı takım, başka işte başka branşlardan takımlar hepsi yani yaz dönemi olduğu için bir takım kampındalar. Biz hani hayatımızda çoğu insan böyle büyük bir felaketi ilk defa yaşadık ama biz daha tam idrakına da varamıyoruz. O zamanlar cep telefonları çok yaygın değil. Birbirimize ulaşmamız, ailelerimize ulaşmamız çok şey. Yani bütün kamplar dağıldı tabii ki de. Bütün herkes milli takımlarına hani lavette herkese evine, eşine, dostuna gitsin diye. Adnan abi de orada bize dedi ki Türk milletinin morale ihtiyacı var. Şu an dedi cep telefonlarımızı da topladı olanların. Benim yoktu. İşte o da telefondan ailemizin bize ulaşabildiği kadar falan filan. O an anlamıyorsunuz ama hani orada öyle <laughs> herkes Türk milletinin şeyi biz vatan millet Sakarya biz orada iki ayda e, o kadar yıkım ve şey varken aslında bizi belki yani bir, bir, bir ay falan şey şezlongda yattık dışarıda. Hiç otele yani odaya girmeden kıyafetimizi alıyorduk çıkıyorduk şey şezlongda yatıyorduk. Sonrasında da gittik işte e, turnuvaya. <laughs> 12. olduk. <laughs> 12 takım arasında 12. 12. Önemli olan katılmak dedik. Önemli olan katılmaktı, temsil etmekti. Evet. E, Nesli birinci bölümümüzün sonuna geldik. E, seninle daha çok fazla e, hayatını ve kariyerini konuşmaya devam edeceğiz. Algida Nagar'ın katkılarıyla hazırladığımız Neslihan Demir'le Hatıra defterinin ilk bölümünün sonundayız. Ağzına diline sağlık. Sağ ol, senin de. Teşekkür ederim. <laughs> Neslihan serviste. Hadi Neslihan bir ace. Neslihan vuruşu. Daha da yine parladı. Haydi Neslihan. Şampiyonlar 2012 olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşamış. Büyük bir yıldız müthiş bir servis atıyor.